Kanalıma hoş geldiniz. Nefesimize sahip çıkmaya var mısınız? Bugünkü konumuz KOA. Türkçe çevirdiğimde kronik, yani 3 aydan fazladır devam eden solunum yolu hastalığınız kronik, obstrüktif, tıkayıcı, uzun zamandan beri devam eden tıkayıcı akciğer hastalığı KOA. Tamam, bunu cebe koyuyoruz. Neleri kapsıyor KOA? Kronik bronşit var, bronşiyel astım var, amfizem var, bronşektezi var. Bunların farklı komponentlerde ve düzeylerde, yani aslında birkaç hastalığın bir anda seyretmesi, ama nefes darlığı, salgısal hava yollarının daralması ve solunum sıkıntısıyla izlediğimiz tablo. Bu çevresel toksinlerle, doğadaki küfler ve çeşitli partiküllerle yakalanmama durumumuz aslında bir mucize gibi. Her an her yerde bir mantar, virüs, çevresel toksinle karşılaşma şansımız var. Ve ne oluyor? Bu da bizde o hava yollarımızda kalınlaşma ve müküs, yani salgı tıkaçları oluşturmak için zemin hazırlıyor. O zaman biz nefes egzersizlerimizle çalışarak o hava yollarının, yani baloncukların duvarını güçlendirdiğimizde, bu yollarda bir trafik kazası olmasını önlediğimizde akış verimli ve sağlıklı olacaktır. Hava yolunun tıkayıcı hastalıklarından birisidir bronşiyel astım. Ve bu hava yollarının dışarıdan ya da içeriden uyaranlarla normal akıştayken, normal kişinin öksürüğü olmaz, nefes darlığı olmaz, dönemsel epizot dediğimiz ara ara gelen kriz, nefes darlığı ataklarıyla, solunumun tıkanması bulgularıyla çıkar. Ve buna dışarıdan gelen bir uyaran ya da vücudun içinden, mesela belli ilaçlara bağlı oluşan astımda buna örnektir. Ne olur reaksiyonda? Hava yolunun duvarında kalınlaşma olur. Baloncukların bu geçiş yerlerinde, tıkayıcı dedim ya adı üstünde, iç salgılar, yeterince baloncuklar çalıştırılmadığı için o salgılar artıp tıkaç oluşturabilir. Bunda neler etkili? Su alımınız, alveol dediğimiz baloncukların içindeki dost mikroplarımız, hani hep mikrobiyata diyoruz ya, mikroplarımızın oranları ve onların salgıları ve dışarıdan kokladıklarımız dahil bizim bu baloncuk iç yapısındaki ve boru sistemlerinde tıkanıklıklara neden olur. İşte bu yüzden herkes kendi balonunu doğru havalandırmalı. Bize nasıl bulgu veriyor? Astım, nefesimiz daralıyor, öksürük, wheezing dediğimiz, hani bu kuş gibi ötüyorum diyorsunuz ya, böyle hı diye sesli solunumla, hırıltılı solunumla ataklar gelmesiyle nefes alamama, alsa bile nefesin dokulara ulaşamaması. Yani boru var, kapanıyor ve siz ne kadar stres yapmasanız da, yok umursamıyorum deseniz, bu hava yolunun daralarak hava geçişine izin vermemesiyle, spazm oluşturmasıyla astım reaksiyonu gerçekleşiyor. Beslenme şeklimizi, egzersizimizi ve nefes çalışmalarımızı değiştirerek alerjik tanımlarımızı değiştirip önceden alerji yapabilen şeyleri, kodlarını bu aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla değiştirebiliyoruz. Her solunum sıkıntısının, bronşiyel astım reaksiyonunun uzmanınca bütüncül ve fonksiyonel olarak değerlendirilmesi mutlak gerekli. Çünkü hücresel düzeyde dışarıdan ya da içeriden uyaran ve bu bronkospazm dediğimiz, yani bronşlarda daralmaya neden olan
sebebin tespiti çok önemli. Acil çözümlerde bloke eden mutlaka ki bronşu açan tedaviler kullanılacaktır. Ancak altta yatan neden olan sebepleri ortadan kaldırmak en önemlisi. Yani beslenmenizde gluten ya da süt ürünleri varsa sürekli siz histamin uyarımını sağlıyor olabilirsiniz. Altta yatan nedene yönelik çözümler ürettiğimizde acil olarak steroidli ya da bronşu açan fısfıs ilaçlar, onun sonrasında yerine göre işte antihistaminikler, bronkodilatatörler tamam kullanılabiliyor ama plazmafereze ya da alerjimizi kodlarımızı değiştirecek hipotalamustan hipnoz, imge terapi ve biyorezonans tedavileri, belki ozon tedavileri bile çözümlerde bize destek olacak, elimizi zenginleştirecek faktörlerdir. Aromaterapi de muhteşem bir çözüm üretecektir. Amfizem dediğimiz hastalık, alveol duvarlarının yani baloncuk duvarlarının yıkımıyla genişlemiş, fonksiyonunu kaybetmiş ama sertleşme göstermemiş kistik değişiklikleri olan baloncuk yapıları. Amfizem dediğimiz hastalık bu şekilde seyrediyor. Nefesi alıyoruz ama vermekte zorlanıyoruz. Sanki nefes bize yetmiyormuş gibi. Çünkü göğüs kafesinin işte atıyorum 1,5 litre buraya, 1,5 litre buraya hava alacaksak burada nefesi doldurduğumuz ama oksijen değişimini sağlamayan yapısı bozulmuş baloncuklar varsa temizleyip karbondioksiti atamıyor, işlev göremiyor. O zaman amfizematöz akciğer ne yapıyor? Bizim yeterli oksijenizasyonu sağlamamızda bize yardımcı olamıyor. İşte bu duvarın değiştirilmesi, düzeltilmesi için de amfizematöz alanların belli hareketler videosundaki hareketlerle, çalışmalarla amfizematöz bölgelerin daraltılması çalışmalarıyla rahatlatmamız, yine nefes toplarımızla çalışarak o bölgelerin hafif hafif sağlam bölgelerle küçültülmesi gayreti içine girmemiz bize çok yardımcı olacaktır. Bronşektazi. Basitçe ne oluyor? Bronş ve bronşiyol dediğimiz daha küçük akciğer dokularında dokunun eriyerek ve sertleşerek fibrotik alanlarla bal peteği görünümünde sertleşmiş, elastik yapı kaybetmiş, elastikliğini kaybetmiş akciğer dokusuna dönüşmesi mümkün. İşte bu durumda içerideki mikroorganizmaların yerleşmesi ve normal salgıların savunma sistemi olarak koruyuculuğunu sağlaması mümkün olmuyor ve daha sık enfeksiyon, daha çok balgam, hatta böyle çoğalmış balgamla ve sık sık tekrarlayan kronik bronşit atakları, iltihabi durum ataklarıyla sertleşmiş, petekleşmiş akciğer demek bronşektazi. Bunun oluşumunda sıklıkla o yolu tıkayan tümörel bir oluşum ya da geçirilmiş sık tekrarlayan enfeksiyon neden olabilir. Değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Tatlı tatlı açarak yavaş yavaş önce postürel drenaj dediğimiz baş aşağı duruşumuzla içindeki salgıların boşaltılması, doğru havalandırma ve elastik dokuların tekrar esnekliğinin kazandırılma çabaları. Ancak nasıl? Çok kibar, çok sakin, milim milim, böyle sanki böyle tepside bir pirinç ayıklar gibi nazik ve kibar olarak gayretli çalışmalarımızla bronşektazik tabloların değişmesine, balgamı bitirip sertleşmiş alanların açılmasına sağlamamız mümkün. Bronşitis, yani bronşun iltihabı. En sık nedeni sigara kullanımı. Yani ay kronik bronşitim var, KOAH'ım var ama sigaradan da vazgeçemiyorum diye bir şık yok. İkinci neden genellikle mikrobiyolojik ajanlar. İşte bir virüs, bakteri ya da mantar
ajanları olabilir. Bu bronşiyal sistemde iltihabi reaksiyon başlatan bronşitis, yani bronşun iltihabı durumunu yaratan nedenleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve bu akciğer dokusundaki işte goblet dediğimiz salgı hücrelerinin büyümesi, rate indeksi dediğimiz oradaki düz kas yapılarının artarak kalınlaşması ve darlığı arttırması ve bunların uzun süreden beri devam edip işte zaman içerisinde, o yüzden en sıklıkla bizim bu duvardaki dokuların metaplazi dediğimiz yapılarının kronik süreçlerle kanserleşmeye gitmesinin altında yatan nedeni oluşturuyor kronik bronşit. Yine aynı bulgular: öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, solunum seslerinin normalden bozuk çıkması sizin bulgularınıza farklı tablolarla eşlik edebilmekte. Tedavilerinde altta yatan nedene göre, dediğim gibi, en önemlisi dışarıdan uyaran sigara kullanımını bırakmamız. Sonrasında bir enfektif ajan buna neden oluyorsa antibiyotik tedavisi ya da mikrobiyomun düzenlenmesi, oradaki Firmicutes bacteriides oranlarının dengeye kavuşturulması, beslenme tablosunun değiştirilmesi, vücudun reaksiyonel ve bronş yapılarının oradaki iltihabi durumu çözecek güce getirilmesi büyük önem taşıyor. Yine nefes egzersizleri bu balonların doğru havalanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Uzun süreden beri devam eden tıkayıcı akciğer hastalıklarımız, yani KOAH'ımızın komponentlerini öğrendik. Bronşiyel astımımız var, amfizemimiz var, kronik bronşitimiz var ya da bronşektazimiz var. Bunlar birbirleriyle değişik komponentlerde, yani parça parça her biri değişik bulgularla bize gelebilir. İşte bunlar da profesyonel yardım alacağınız kişiler. Yaşınıza, hava yolu direncinize, elastik yeteneğine göre akciğerinizin, cildinizdeki renge göre, var olan enfeksiyon, öksürük, balgam durumunuza göre, solunum yetmezliğinizin düzeyine göre kararını verip sizi değerlendirecek. Akciğer filminizle, üfleme testlerinizle, belki balgam analizlerinizle tedavinizi yönetecek. Ama bunların hepsi içinde hava yollarınıza sizin kendi desteğinizi başka hiç kimse vermeyecek. Ben de değil, sevdikleriniz de değil. Sizin akciğer sağlığınızı, baloncuklarınızın açılmasını siz sağlayacaksınız ve saydığım hastalıklardan korunmanız da çok basit, çok kolay. Deneyin lütfen. Şifa olsun nefeslerimiz. Hepimiz hava yollarımızı açık tutalım, güçlendirelim.